Salatu vesselamu ala eşrafil enbiyyai vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Çok değerli kardeşlerim, sözlerime başlarken hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Yani ey insanlar, biz sizi bir erkekten ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kabilelere, şubelere ayırdık. Allah nezdinde en üstün olanınız ona takva itibariyle en çok yakın olanınızdır. Yani Allah'ın emirlerini en güzel bir şekilde kim yerine getiriyorsa, nehilerinden en titiz bir şekilde kim uzak duruyorsa en üstün olan odur. İslam'daki işte insana bakış budur. Hadis-i şerifte de Allah sizin suretlerinize değil siretlerinize bakar. Yani kim Allah indinde ruhuyla, inancıyla, ibadetleriyle daha titiz davranıyorsa en üstün olan odur buyurarak Peygamber Efendimiz de insanların özellikle Allah'a ibadetleri noktasında yaklaşımlarını öne çıkarır. Yine Peygamber Efendimiz'in Arafat'ta veda hutbesinde ifade buyurdu: ey insanlar, babanız bir, hepiniz Adem'densiniz, beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır buyurarak bu konuya işaret etmiş olması da gerçekten çok manidardır. Çok önemli konuları öyle bir güne sıkıştırmak, sadece bir günde hatırlamak, bir günde bir farkındalık oluşturmak şeklinde bir şey yok. Her gün, yılın her günü, her anı neredeyse o konuya önem verir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din hizmetleri ayrı çalışmalar yapıyor. Eğitim hizmetleri ayrı çalışmalar yapıyor. Yani başkanlığımızın neredeyse her birimi kendine göre bir çalışma yapıyor. Din hizmetleri genel müdürlüğümüzün bünyesinde güç ve manevi rehberlik daire başkanlığımız var. Sırf bunun için, yani engellilerimize yönelik ne gibi çalışmalar yapalım diye bir dairemiz var. Eğitim hizmetleri genel müdürlüğümüz eğitim konusunda görme engellilerle ilgili neler yapabiliriz? İşitme engellilerimizle ilgili neler yapabiliriz? Fiziksel engelliler, zihinsel engelli kardeşlerimizle ilgili onların yetişmesi, onların eğitimine
nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle yıllardan beri çalışmalar yapmakta. İşte başkanlığımızda sizler hem çalışanlarımızsınız, hocalarımızsınız, hem de bir evladınız, yakınınız neyse onların fiziksel olarak ya da işte diğer özelliklerde engellilerle sizler birlikte yaşıyorsunuz. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ne kadar önemli ibadetler, hepimiz bunu biliyoruz. Ama bir engelliye yardımcı olmak, ona bakmak, onun hayatını kolaylaştırmak, bu da bir ibadet. Bu da bir ibadet. Çok önemli bir ibadet. Çok önemli. Sizin yapmış olduğunuz ibadetlerin yanında, farz ibadetlerin yanında, işte bakıma muhtaç evladınız olabilir, kardeşiniz olabilir, anneniz, babamız olabilir. Kim olursa olsun onlara hizmet etmek Allah nezdinde en büyük faziletlerdendir. Çok büyük sevaplar kazandırır. O açıdan biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sadece sizler için değil, ülkemizde bakıma muhtaç, işte engelli diyoruz. Farklı farklı özelliklerde engelliler var. Onlara yönelik elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Din hizmetleri alanında, eğitim hizmetleri alanında, diğer alanlarda maddi manevi onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Ben bugün sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. En güzel şey yardımlaşmaktır. Yardımlaşmak hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde her zaman bahsedilen, vurgulanan konulardır. Bizim birbirimizle yardımlaşmamız sadece iyi zamanlarımızda değil, zor zamanlarımızda, sıkıntılı zamanlarımızda da birbirimizle yardımlaşmamız en önemli vazifelerimizden birisidir. Birbirimizle yardımlaşalım inşallah. Akrabalık ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerimizde yardımlaşmayı, iyiliklerimizi, mutluluklarımızı paylaştığımız gibi sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi de paylaşmamız Müslümanlığımızın bir gereğidir. Bunu da en güzel bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mensubu olan, hocalarımız olan, burada çalışan siz kardeşlerimiz bunu en güzel bir şekilde yapar ve örnek olur. Sizin engellilerimiz, bakıma muhtaç yakınlarımız noktasındaki tavrınız, davranışlarınız aynı zamanda bir örneklik de teşkil ediyor. İnşallah daha hassas davranarak hem başkanlık olarak biz yetkili kurum birimlerimiz hem de sizler akrabalık ilişkilerinizde, komşuluk ilişkilerinizde başkalarına da örneklik teşkil edecek bir tavır ve davranış içerisinde olmamız gerçekten çok önemlidir diyorum. Sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun. Her zaman kolaylıklar nasip eylesin sizlere. Dua ediyoruz ve inşallah bugün birlikte yemek yiyeceğiz. Afiyet olsun diyorum. Tekrar hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun.